Merhaba. Yalnız Yürümeyen Kadınlar podcast serimizde tercih ettiği yaşam tarzını, benimsediği değerlerini savunan kadınların sarsıcı hikayelerini sizlere ulaştıracağız. Sosyal medyada başlayan ve çok ses getiren 10 Years Challenge kampanyasına Türkiye'de başörtülü genç kadınlar imza atmıştı. Örtülü ve örtüsüz fotoğraflarını paylaşarak hem görünür oldular hem de yalnız olmadıklarını gördüler. Yıllardır Yalnız Yürümeyeceksin platformuna akan mektuplar, kendiliğinden yükselen bu hareketin sebebi değilse de dip dalgasıydı. Başörtüsünü çıkarmak, tesettürden çıkmak isteyen kadınlar, öykülerini yıllardır sessiz sedasız kız kardeşleriyle paylaşıyordu. Ben Melis Tufur. İşte bu mektupların kahramanlarıyla buluştum, hikayelerini dinledim. Yalnız yürümeyen kadınların etkileyici ve ilham veren öykülerini anlatacağımız program serisine hoş geldiniz. Konuklarımızın talebiyle bazı görüşmecilerimizin sesleri değiştirildi, kimlikleri gizlendi. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Bugün güvenlik sebebiyle sesini ve ismini sakladığımız bir görüşmecimiz var. Ona Metis diyeceğiz. Sebebini ondan dinleyeceğiz. Hoş geldiniz sevgili Metis. Hoş bulduk. Bize kendinizi kısacık tanıtır mısınız? Tabii. Benim adım Metis. Arkadaşlarım bana genel olarak Metis diyor. Çünkü Yunan mitolojisinde Zeus'un karısı olan güçlü bir karakter. Ben de kendisinin gücünü örnek aldığım bir insan olduğu için ben de böyle benimsedim. O yüzden kullanıyorum. 21 yaşındayım, İstanbul'dayım. Böyle yalnız yaşıyorum bir yıldır. Bir yıldır. Peki bu bir yıldır 21 yaşındasınız, yalnız yaşıyorsunuz. Çalışıyor musunuz Metis? Çalışıyorum şu anda. Kaç yaşında kapandınız? Nasıl bir çevrede büyüdünüz? Bu giriş öykünüzü öncelikle almak istiyoruz. Buyurun. Annem, babam ikisi de radikal bir tarikat içerisindelerdi. Annem özellikle çok mücadele vermiş bu tarikat için. Kendisini böyle birazcık feda etmiş bir insan. Bu yüzden biz de çocukluğumuzdan itibaren öyle yetiştirdi. Ben ilk başörtüyü net olarak hani artık taktığım, artık tamamen başörtülü olduğum, kapalı olduğum kısım 4 yaşında başladım ben. Okula zaten gitmediğim için 4 yaşından itibaren ben kendimi bildim bileli kapalıyım yani. Hiçbir zaman başımı açmadım. Yani bir yıl öncesine kadar. Siz hatırlıyor musunuz 4 yaşınızı? Kesinlikle hatırlıyorum. Çünkü benim için çok fazla olayların geliştiği bir zamandı yani. Ve neler olmuştu? 4 yaşındayken okuma yazmayı da biliyordum. O yüzden o gün yani 4 yaşındayken ben sıbyan kursuna başladım. Cemaat yani tarikatın kendi kursuna 4 yaşından itibaren veriyorlar bizim bölgede. O zamandan itibaren kapalıydım yani. Bizi hani böyle ille de zorla kapatmıyorlar tabii ki. Zorlama yoktu ama çıkartınca psikolojik baskı oluyordu. Dışlanma oluyordu ve böyle ötekileştiriliyordun evde. Hem kardeşler tarafından hem anne baba tarafından. Bu yüzden yani ister istemez kapanmak zorundaydım yani kesinlikle. Yani yaşın gelsin gelmesin. O camiada bulunduğun sürece ya komşun ya akranın ya böyle çevredeki insanlar mutlaka sizi ötekileştiriyor yani. Özellikle bu bizim için aileden başladı. Sibyan okuluna gittiğinizi söylediniz. Orada ne eğitimi aldınız? Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, Arapça, işte alfabesi, Arapça okuma yazma, Türkçe okuma yazma. Ve genel olarak daha 4 yaşında olduğumuz için eğitici, öğretici olarak düşündükleri oyunlar. Anneniz çalışıyor muydu ki bu kadar erken yaşta okul ortamına başladınız? Çalışmıyordu. Fakat şöyle bir durum vardı. Bizim camiada böyle küçük yaşta hafız olmak, küçük yaşta Kur'an okumayı öğrenmek böyle iftihar sebebiydi aileler için. Bu yüzden mesela ben işte bir şeyi ezberlediğimde böyle herkese bütün ailemin
tanıdıklara da bunu okurdum. Okuturlardı yani böyle gurur tablosu olarak. Böyle bir anda herkesin karşısında bir şeyler söylüyorsun, okuyorsun. İnsanlar işte gıptayla bakıyor veyahut da kendi çocuklarına, işte okula giden çocuklara diyor ki sen bunu bilmiyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Hani böyle bir ortam oluyordu. Peki, sonra ilkokula başladınız ve yine kapalısınız tabii. Yok, başlamadım. Peki, yasak değil mi bu? Bu yasak, fakat bizim bölgede müdürler artık alışmışlar böyle şeylere. Bizim bölgede benim tanıdığım şu an birçok insanın çocukları halen daha gitmiyor. Ben de onlardan biriyim. Benim ailemdeki hiçbir kadın okumamış. Küçük kardeşim vardı işte, o da halen daha okumadı. Söyleyemeyeceğinizi biliyorum bunların yaşandığı yeri, ama hiç olmazsa bölgesini söyler misiniz? Ya da köy mü, kasaba mı, şehir mi? İstanbul'un tam göbeğinde Balat bölgesi. Direkt açıkça söyleyeyim yani, bu dediğim radikal tarikatın bulunduğu bölgede çoğu insanın evladı, özellikle kız çocukları okutulmuyor. Anladım. Evet, okumadınız. Oysa siz daha 4 yaşında okuma yazma öğrenmiştiniz. Kur'an öğrenmeniz ve yani dini bir çerçevede anladığım kadarıyla eğitim alabilmeniz için Sübyan Okulu'ndan başka bir şey de vermediler sizi. Evet. Nasıl geçti o yıllar sevgili Metis? O yıllar benim baş kaldırışlarımla geçti genel olarak. Çünkü ben çocukluğumdan beri böyle halen daha herkesin söylediği tarzda belliydi yani. Ben daha farklı bir çocuktum. O camiaya uygun bir kafa yapısına sahip değildim. Bu yüzden çocukluğumu çok net hatırlıyorum aslında. Birazcık akıl yürütmeyi seven bir insandım ve mantığıma uymayan şeyler vardı. Hatta o Sıbyan okullarından birinden atıldım. Çünkü bize dini bilgi olarak öğretilen şeyler mantığıma yatmıyordu ve soru soruyordum. İşte Allah bizi neden yakmak istiyor? Veyahut da hani gerçekten ceza sistemi falan, bu tip şeyler, hani cennet varsa neden var, hani Allah bizi yaratmayabilirdi ama neden yarattı, hani sonuçta acı da çekebiliriz yani. Bu tip soruları ben daha küçük yaşlarda soruyordum yani, bu dediğim 6-7 yaşlarında soruyordum ve atıldım kurstan. İtikadım bozuk olduğunu söylediler, anneme verdiler beni, annem de beni güzel dövdü. Senin kafanda neler var diye küçük yaşta yani. Birçok kurstan atılmışımdır bu itikadi problemlerden dolayı. Aslında itikadi bir problem yok. Sadece kimsenin sorgulamadığı bölgeleri mi sorguladım o çevrede, anlamadım ama çok da rekorum vardır yani, 13-14 kurstan atılmışımdır. Şimdi bu çok enteresan tabii. Çok koyu dindar bir çevredesiniz. Bir yerden besleniyor olmanız gerekir ama, değil mi? Yani sizi bu soruları sormaya iten bir dış faktör, ilginizi çeken başka bir bilgi kaynağı. Hatırlıyor musunuz o yılları? Şöyle söyleyeyim. Bizim birkaç tane böyle çevremizde açık olan ve çalışan, mesleğini eline almış bazı ablalar vardı. Ben o ablaları çok görüyordum. Bir de benim içten içe böyle bir bilgiye merakım vardı. Çocukluğumdan beri bir şey izlerdim sürekli. Belgesel kanalları olsun, tartışma programları olsun. Herkes o çizgi film izlerken diyeyim, ben böyle saat 11'den sonra çıkan bazı tartışma programlarını takip ederdim küçük yaşta. İnanmazsınız belki ama özellikle mesela bizim eski yıllarda Ömer Çelakıl vardı. Böyle Hayatın Şifreleri bir programı vardı. Bilmem bilir misiniz? Ben onu mesela küçük yaşta takip ederdim. İzlemeyi severdim. Benim evdeki lakaplarım falan böyle bayağı şeydir, gurur okşayıcıdır. Ama böyle işte yeri geldiğinde gurur okşuyorlar, yeri geldiğinde tamamen yerle bir ediyorlar. Babam tarafından ben daha çok gururum okşanırdı, annem tarafından değil de. Ama şöyle bir dönüm noktası oldu benim hayatımda. Bu okul ile bir seçim oldu aslında benim için. Dedim ya size, birçok kurstan atıldım diye. Annem kurstan atıldığım zaman 7 yaşındaydım yanlış hatırlamıyorsam, ya da 6 da olabilir. Artık böyle canına tak etmiş, çünkü o yaşa kadar o kadar kurstan atılmak mümkün olmayan bir şey. Beni dedi ki, seni okula yazdıracağım dedi ceza olarak, artık okula gideceksin dedi. Ondan sonra gitti, bana önlük aldı, kilo çörep aldı.
Ben de artık o kadar seviniyorum ki, çünkü tıbbiyen kursuna giderken ilkokulun önünden geçiyorum. Ya ekmek alırken ya işte kursa giderken sürekli böyle bir benim yaşıtlarımla karşılaşıyorum. Hepsi işte ya anneleri okula bırakıyor ya okuldan alırken denk geliyorum. Böyle köşeye geçip ağlıyordum falan böyle hani. Çünkü mesela kurstaki insanlar da okula gidiyordu aslında. Hani yazlıkçı insanlar oluyordu. Ben yine okuyordum o zamanlarda. Sürekli full time okuyordum yani. Ben kendim bildim bileli geçen yıla kadar hep okudum. İşte annem bana böyle önlük falan aldı. Ben çok mutluyum. İşte artık herkes gibi ben de öğreneceğim. Ben de böyle kesin kaynaklı bilgi edineceğim. Mutlu oldum yani. Tabii annem benim böyle mutlu olacağımı düşünmüyormuş. Ben işte anneme yalvaracağım diye falan düşünüyormuş. Ki o şeyleri falan da ödünç almış başka bir arkadaştan. Sadece benim gözümü korkutacakmış. Sonra annem bana dedi ki sen neye seviniyorsun dedi. Yani bana dedi bundan sonra dedi anne demeyeceksin. Ben senin artık annen değilim. Sen okula giden bir insansın dedi. Artık senin her şeyinle baban ilgilenecek. Sen benim artık kızım değilsin. Okula gidiyorsan benim kızım değilsin. Ve ben daha çok küçüğüm ve o kadar ağladım ki yani sadece dedim bunun için mi annemden vazgeçeceğim? Annem güya o gün bana seçim yapmış ve halen daha bu yaşıma kadar bana bunu dedi. Sen kendi okula gitmek istemedin. Ben dedim ki öyleyse dedim anne tamam ben okula gitmek istemiyorum. Sana anne demek istiyorum dedim ve okula gitmedim. Ve annem bunu benim seçimim olduğunu söylüyor her zaman. Sen istemedin, isteseydin gönderirdim. Evet, biraz zor bir hikayeymiş. Sonra siz vazgeçtiniz bu tehdit tabii, açık tehdit edilmişsiniz. Sonra ne oldu peki o okul ve ortaokul ve lisede olmanız gereken yılları biraz daha ilerleyelim mi? Nasıl geçti o zamanlar? Yani 15 yaşına kadar hep böyleydi. Hep hafızlık hazırlık, hep Arapça falan üzerine gitti. Ondan sonra ben bir Arapça kursuna girdim. Yine kurslarda falan problemlerim çok oldu. Git gellerim oldu. Ailemle alakalı çok ağır şeyler yaşadım. Psikolojik şiddet olsun. Yani fiziksel şiddet olsun. Daha farklı türde ailevi olaylar olsun. Birçok şey yaşadım. Ve hani en sonunda düzgün 4 yıllık bir kursu bitirdim ve mezun oldum Hafız mı oradan. oluyorsunuz oradan mezun olunca? Baştan sona ezberleyen insanlar deniyor. Ben Kur'an'ı ezberlemedim. Ben Arapça yaptım. Evet, Arapça öğrendim. Fıkıh, hadis, tefsir, bu tip şeylerin kökünden, temelinden öğrendim. Ve hani insanların sorduğu şeyler genel olarak bu oluyor. O kadar şey öğrendikten sonra nasıl bunu yaparsın oluyor genel olarak. Yok, ben onu sormayacağım size. Aklınıza ilk açılma fikri ne zaman düştü? Bunu bilmek istiyorum. Yani çok küçük yaşlarda da düşmüştü. Çünkü kendimi hiçbir zaman benimseyemedim. Kendimi hiçbir zaman aynada gördüğüm ben değildim. Küçük yaşta mesela ne bileyim kadınlar arasında bile giyinme üslubu vardır bizim hocalar arasında falan. Hani kolunu bile açmazsın kimseye. Kadın kadına da. Hani bana bunlar hep abartı gelmişti. Mesela bir tatile bir denize gidiyoruz. Ben istediğim mayoyu giyemiyorsam, istediğim şekilde işte yürüyemiyorsam, İstediğim terliği bile giyemiyorsam bu bana çok baskıcı geliyordu açıkçası. Ve kadınlar arasında olması beni zaten mantığıma yatmayan kısımdı. Ben de mantığıma yatmayan şeyleri genel olarak birer birer hayatımdan çıkarmaya meyilliyim. Ama ailevi aile olunca yani bu ve ailesinin tamamen kendisine muhtaç bir şekilde yetiştirmiş. Okula göndermemiş, sana özgüven sağlamamış, tek başına otobüse bindirmemiş, markete yollamamış, evden çıkartmamış, insan yüzü görmemişsin. Böyle olunca özgüven olarak çok yıkık bir oluyorsun. Yani yıkık bir insan oluyorsun. Yani halen daha oradaki insanların buna dayanmasının sebebi zaten hiçbir dayanakları yok. Ya evlenecekler, çıkacaklar ya da orada ya da intihar edecekler ya da orada devam edecekler yani yaşamaya. Ben de bu yüzden işte bundan daha özgüvensiz yaşlarımda, 20 yaşından önceki yaşımda yani bir 16 yaşında, bir 15 yaşında bir kopma noktaları yaşadım. Bu artık aileme karşı kendi düşüncelerimi, açılmak istememi, daha farklı isteklerimi, okuma isteğimi bir türlü benimsetemedim onlara ve kendimden
Artık vazgeçtim. Ben dedim kendi istediğim bir hayatı yaşamıyorsam kendim hesabını vereceğimi bana öğrettikleri hayatım kendim kararlarını veremiyorsam o zaman ben de bu hayatı yaşamak istemiyorum. Ki bizim çevrede çoğu insan ya intiharın eşiğinde ya intihar etmiş ya da etmek istiyor yani. Öyle mi? Çok mu yaygın intihar Çok teşebbüsü? yaygın, çok yaygın. Ama işte ben de birkaç hani bir kere çok net bir şekilde çizgimi çizerek denedim ama olmadı. Sonrasında zaten ben benim arkadaşım, en yakın arkadaşım intihar etti. Sonra bende bir kopma noktası yaşandı. Ondan sonra hayata olan bakış açım çok değişti. Geçen yıl işte ben evden ayrıldım. Ondan önceki yıl arkadaşım intihar etti. Bana çok ağır geldi. Çünkü tek yakın arkadaşımdı. Ve sizinle aynı sebepten mi? O da mı bu çevre baskısı Kesinlikle. kapanma vefat etti? Öyle mi gencecik yaşında? Gencecik yaşında, 21 yaşındaydı o da. Benim şu anki yaşındaydı. Ve çok güzel bir insandı. Onun ailesi ona çok ağır baskılar yaptı. Yani çok ağır şeyler yaptı. O yüzden o da dayanamadı. Onun ruhu daha inceydi. O daha narin bir insandı. Öyle davranılmayı hak etmiyordu. Ve o da dayanamadı yani. Gitti bizi terk etti. Bağımsız, objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya. Bu olay sizin için bir dönüm noktası oldu anladığım kadarıyla. Daha yeni bir hayatınıza yeni bir sayfa açmanıza sebep oldu sanıyorum. Evet ve daha net gördüm artık her şeyi. Çünkü onun ardından konuşulan şeyleri duydum. Ailemin ona karşı olan bakış açısını gördüm. Annemin bana dediği şey şu oldu. Arkadaşın intihar etmeyi becerdi, sen beceremedin. Yani beni bile eğer hani onun istedikleri gibi olmadığım için beni bile intihara sürüklüyorlardı. Psikolojik baskının artık hani haddi hesabı gerçekten yoktu. Dayanılmaz bir noktadaydı yani. Annenizin söyleminden anladığım din evlatların da önüne geçmiş gibi görünüyor. Yanılıyor Öyle. muyum? Yanlış mı algılıyorum? Hayır, kesinlikle öyle ve din değil aslında tam olarak. Çarşaf. Kapalı olmamı da istemiyorlar. Benim çarşaflı olmamı istiyorlar. Sadece çarşaf giyme, yani çarşaf giymediğin sürece gözüme görünme. Sen bizim evladımız değilsin yani. Ben diyor kendim o kadar mücadele ettim size o kadar işte çarşaflı kalın diye çok mücadele verdim. Siz nasıl bana ihanet dersiniz? Kendisine yediremiyor ve ölmemi yeğliyor. Hatta son mesajları da var. Gerçekten ölmemi çok net bir şekilde istediğini mesajlarda açık bir şekilde 3 defa beyan ediyor. Ve ben ardına gerçekten istiyor musun yani sevinecek misin? Evet dedi. Sonra sesli konuştuk bile. Yine evet dedi. Ben hani artık psikolojik anlamda onu iyi görmüyorum. Biz diyorsunuz, orada bir kardeşlerinizle ilgili durumlar nasıl? Kız kardeşleriniz var mı? Erkek kardeşiniz var mı? Var kardeşlerim. Onlar da aynı durumdalar. Erkekler zaten özgür okuyabilirler. Okula da gittiler. Kadınlar da zaten yani benim gibi olan hiç kimse yok evde. Biri annemin kopyası, biri zaten daha küçük. O da annem ve ablamı benziyor artık. Benim gibi bir radikal bir şey yok yani kimsede düşünce yok. Anladım. Birinci yılın onu kaybettikten bir yıl sonra dediniz ki bu böyle yürümeyecek. Ne yaptınız? Orayı anlatır mısınız bize? Evden kopuş sürecinizi. Evden kopuş sürecim benim karantina da başladı. Ben evde artık istenmeyen bir varlık olduğumu fark ettim. Kitap okuyorum. Okula okumak istiyorum. Öğrenmek istiyorum. İşte açık öğretmen devam etmek istiyorum. Aileme bunu söylüyorum. Bana işte çarşaflı okuyamazsınız. Ben çarşaf çıkartayım falan. Sonra şiddet görmeye başladım ben yavaş yavaş. Sonra en sonunda Fiziksel şiddet mi? fiziksel şiddet. Zaten hani Kimden? Annenizden mi, babanızdan mı? annemden. Zaten hani psikolojik şiddet yıllardır olan bir şey. Yani artık benim ağlamadığım gün ikileme düşüyorum sürekli. Kafamda bir sürü yol seçmem gerekiyor o yaşlarda falan böyle. Zaten karantinada böyle artık bir durgunluk geldi bana. Ben artık böyle bir adım geriden her şeyi böyle görüyordum. Yani daha bir gözlemlemeye başladım ailemi.
Baktım bu böyle olmuyor. Çünkü benim evde artık ölmemi istediklerine kadar gitti. Özgür irademin olmadığını fark ettim. Ama yine de dedim ki benim yine bir özgüvenim yoktu. Çünkü bir dayanağım yoktu. Böyle hani kör kütük evden ayrılıp sokaklara düşmek falan istemiyordum. Çünkü benim bir bilgim de yoktu. Devletin kadın sığınma evleri vesaire bu tip bir bilgim yoktu. O yüzden korkuyordum açıkçası. O yüzden para biriktirmek istiyordum. Bunun bir kararını aldım ben. Dedim ben bu ailede yapamayacağım. Bu beni çok zorluyor. Ya kendimden vazgeçeceğim ya da ailemden vazgeçeceğim. Dedim böyle böyle para biriktirmeye başladım. Sonra annem çok ufak bir nedenden dolayı beni öldürese dövdü. Böyle artık boğazıma böyle abanıp boğazımı böyle parçaladı diyeyim size. Daha bu konularla mı ilgiliydi yine? Evet. Konudan dolayı bana darp etti ve artık son noktayı vurdu. Ben polis çağırdım ve evden ayrıldım. Ve sığınma eline gittiniz. Evet. Anladım. İş buldunuz mu? Yani ilk başlarda iş bulamadım. Garsonluk yaptım. Birçok garsonluk yaptım. Günlük temizliğe gittim. Sekreterlik yaptım en son. Şimdi de başka bir işle uğraşıyorum. Açıldınız mı bu arada? Açtınız mı? Başörtünüzü çıkardınız mı? Polisin beni aldığı o gün direkt açıldım. Ve ne hissettim biliyor musunuz? Ne hissettiniz? Evet. Sanki olması gereken buydu ve ben 10 yaşında, yani 4 yaşından beri kapalıyım, 10 yaşında çarşaf giymişim. Hani çocukluğuna kolumu veyahut da yanağımı bile bir erkek veyahut da dışarıdan yabancı hiçbir insan görmemiş. Ama bir anda AVM'nin tuvaletine girdim, çıkarttım ve bir anda rahatladım. İnsanlar içinden geçerken hep bana bakıldığını böyle özgüvensiz hissederdim. Şu an öyle bir özgüvensizlik hissetmiyorum. O gün de hiçbir şey hissetmedim. Çok özgür hissettim. Özellikle de rüzgar esince saçlarımın dibine değen rüzgarın soğukluğu çok iyi hissettiriyormuş. Ben yıllarca bunu hissetmeden yaşamışım. Bu çok kötüymüş. Bu arada anladığım şu ki siz dışarıdan bitirdiniz ilkokul, ortaokul, liseler, açık öğretim düşündüğünüze göre. Evet. Açık öğretimden ilkokulu bitirdim. Ortaokula kaydoldum ama bir şey yani sınavlara falan gidemedim açıkçası. Çünkü okuyordum. Kursta okuduğum için hocalar bizi göndermiyorlardı sınavlara. Hafta sonu oluyordu. Özellikle çıkış saatimizi sınav bitme saatine ayarlıyorlardı. Kimse okumasın diye veyahut da okuyan insanları görelim diye. Okuyan insanları dışlıyorlardı veyahut da kurstan atıyorlardı. Bu yüzden ben de o sıralarda okuyamadım. Okuyamadığım için de böyle benim eğitimim çok geç kaldı. Şimdi liseyi bir bitirmeye çalışıyorum. Daha yeni kaydoldum. Bu kendini gerçekleştirme sürecinde destek aldığınız başka kadınlar oldu mu? Sizin bulunduğunuz çevrenin dışında. Hiç kimse olmadı o çevrede. Yani o çevrede kimse olmadı, dışında da kimse olmadı. Ben tamamen içten içe güç aldım. Arkadaşımın intiharından sonra benim de hani kötü olacağımı düşünüyorlardı. Onlar çok destek oluyorlardı ama hani hiç kimsenin bana hani açıl, evden ayrıl, işte ailene karşı çık tarzında hiçbir telkini olmadı. Tamamen ben böyle spontane gelişen bir şey oldu. Yani o polis evden ayrılmam böyle bir anda oldu ve çok da iyi oldu diyeyim. Yani şu anki konumdan memnun olduğum için diyorum bunu. Peki sizinle benzer deneyimi yaşamış kız çocukları, kadınlar bunlar vardır. Yani hala da çevrenizde vardır bu tür insanlar diye düşünüyorum. Bunlarla dayanışma içinde misiniz? Dayanışma içinde olduğunuz bir yer var mı? Bir platform var mı? Evet var. Ben bu süreçte işte Yalnız Yürümeyeceksin platformuyla tanıştım. Oradaki kurucu arkadaşlar beni çok güzel yönlendirdiler ve beni çok iyi dinlediler. Çünkü hani dinlenmeye ihtiyacım olan bir dönemdeydim. Bana çok destek oldular. Maddi manevi çok destek oldular gerçekten. Çok yardımcı oldular. Ve yalnız olmadığımı gerçekten hissettirdiler. Meğersem ben hiç yalnız değilmişim. Birçok insan varmış böyle. Mutluyum.
sizin yaşam öykünüze benzer öyküsü olan kadınlara, çocuklara, gençlere ne önerirsiniz? Korkmasınlar kimse. Çünkü ben mesela bilgim yoktu kadın sığınma evleri hakkında. Benim gittiğim kadın sığınma evi otel gibiydi açıkçası. Çok güzel bir konforu vardı. Ve tabii ki hiç kimsenin evi gibi değil. Fakat ben böyle bir imkanı olduğunu bilseydim daha önce evden ayrılırdım. Çünkü çok ağır dönüm noktaları, ağır şiddetler yaşadım ve ben bunu yaşamayabilirdim. Onlar da yani siz de yaşamayabilirsiniz kesinlikle. Sizin arkanızda devlet var yani. Özellikle İstanbul'daysanız. İstanbul için söylüyorum çünkü benim tecrübem sadece İstanbul için. Yani yalnız olmak bu duyguları geriye atmanızı sağlıyor ama dediğim gibi platformlar, işte vakıflar, bu tip yerlerle organize bir kararlar alındığı zaman bence bir kere gelinen hayatta bu kadar acı ve bu kadar baskı altında olunmaması gerekiyor. Olmayın yani. Bir kadın başarabiliyor. Sizin hayalleriniz ne sevgili Metis? Ne yapmak istiyorsunuz bundan sonra? Bundan sonra işimde başarılı olmak istiyorum. Birkaç daha bir şeyler öğrenmek istiyorum. Kendime katmak istediğim bazı özellikler, yetenekler var mı diyeyim artık. Güçlü bir kadın olmak istiyorum. Böyle kendim her şeyin hesabını kendim yaptım. Herkesin hani her şeyi kendime verdiğim bir hayat istiyorum, her hesabımı. Özgür olmak istiyorum. Yurt dışına çıkmak istiyorum. Ekonomik anlamda güzel olan bir ülkeye gitmek istiyorum. Kadın hakları anlamında güzel olan bir ülkeye gitmek istiyorum. Şu anda yeterli miktarda birikimim olmadığı için bunu gerçekleştiremiyorum. Daha güzel bir ülke istiyorum. Bu ülkemiz çok güzel bir toprağa sahip, çok güzel bir konuma sahip. Evet, çok cennet gibi bir yer. Fakat cehenneme çeviriyorlar. Ben artık bu ülkede olmak istemiyorum. Sevgili Metis, çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.